2 Mart 2001. Kemal Derviş'in kurtarıcı olarak ABD'den getirilmesi. Cumhurbaşkanı Sezer'in MGK'da çıkarttığı krizin ardından ana sol D hükümetinin dalgalı kur rejimine geçmesini ekonomik çevreler örtülü devalüasyon olarak nitelediler. DYP lideri Çiller hükümeti istifaya çağırarak bir milli mutabakat hükümeti önerdi. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel görevinden istifa etti. Onu Hazine Müsteşarı'nın istifası izledi. DSP kökenli Bankacılık Denetleme Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel de istifa edenler kervanına katıldı. Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından Kemal Derviş'i ekonomiyi düzeltmek üzere Türkiye'ye davet ettiklerini açıkladı. 2 Mart günü Kemal Derviş ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi. Türkiye bir anlamda manda yönetimine girmiş olmuştu. Kemal Derviş 1970'li yıllarda Başbakan Bülent Ecevit'in bir programına ekonomi danışmanı sıfatıyla katılmış eski bir tanıdığıydı. Devlet eski bakanı Güneş Taner'in naklettiğine göre Derviş kurtarıcı olarak gelmiş, ülkeyi biraz daha batırıp gitmişti. Taner bu olayı şöyle anlatır. Kemal Derviş özel görevle gelmişti ekonomiyi düze çıkaracaktı. Hiçbir şey yapmadığı halde kahraman oldu. IMF'den 40 milyar dolar getirdi. O para iki devlet bankasının kasasına konulup piyasayı canlandıracağına batık bankalara dağıtıldı. Batacağı kesin olan bankalara ama 3 ama 5 neyse verildi. Bunları kim dağıttı? Neden dağıttı? Kriter neydi? Bilen yok. 40 milyar dolar gitti. Hazinede bunların belgesi vardır. Ekonominin böylesine altüst olduğu bir ortamda Genel Kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 28 Şubat kararları bin yıl hüküm sürecektir şeklinde siyasi ortamı altüst eden bir açıklama yapmıştı.